Arkadaşlar merhaba, Otobilgi'ye hoş geldiniz. Faydalı bilgilerin bu bölümünde sıfır araç alacak 5 nedenden bahsedeceğim. Öncelikle sıfır araç almak imkan meselesi. Benim bahsedeceğim ise ikinci ele vereceği para sıfır araç alabilecek olan kişileri ilgilendiriyor. İlk olarak sıfır araç almamıza sebep olan etkenlerden birincisi fiyatlar arkadaşlar. Bildiğiniz üzere ikinci el fiyatları yükseldi. Yükselmeye de devam ediyor. Abi ikinci el piyasası bir yükseldi. Yükseldi, yükseldi. Daha yükselmez dedik. Gene yükseldi. Yok artık canım yeter artık. Daha da yükselemez dedik. Gene yükseldi, yükseldi, yükseliyor. Artık ne yapalım sıfır arabaya döndük. Örneğin 150 bin, 250 bin liralara ikinci el araba almaktansa bu paralara sıfır araba alabiliyor olmamız bizi sıfır araba almaya teşvik eden sebeplerden birincisi. Tabii ki burada beklentiniz de çok önemli. Sıfır alacağınız araç, ikinci el alacağınız araçtan kalite olarak ve donanım olarak düşük olabilir. Sıfır araç aldıracak sebeplerden bir diğer ise ekstra masraflar arkadaşlar. Bu ekstra masraflar da zaman zaman araçların eskimesiyle ve zaman zaman kullanıcı hatalarıyla oluşan masraflar. Sıfır araçta ise her şeyi sıfır. Araç yeni, daha hiç kimse kullanmamış. Siz yeni kullanıyorsunuz bu masrafları tamamen ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Örneğin ikinci el aldığımız araçlarda ilk haftasında hatta ikinci haftalarında 2000, 3000, 5000 hatta daha fazlaları ekstra masraflar çıkabiliyor. Ama sıfır araçta ise 100 bin kilometre 5 yıl bu sorunlar bu masraflar çıkmadan kullanabiliyorsunuz. Ya bu kadar para veriyorum bir de masraflarıyla mı uğraşacağım diyorsanız sıfır araç almak sizin açınızdan daha avantajlıdır. Bir diğer sebep ise aracın yeni oluşu. Bu da döşemelerinin, direksiyonunun, yürüyen aksamının, diğer tüm mekanizmaların tam anlamıyla ilk olarak kullandığınız için tam faaliyet göstermesi. Bu da gerek konforda, gerek sürüşte bu araçtan alabileceğiniz en düzgün performansı hissetmenizi sağlayacak bir avantajdır. Bazı arkadaşlar şöyle düşünebilir. Ya yeni olunca ne oluyor? Ötüyor mu? O da çalışıyor. Bu da çalışıyor. On da konfor aynı bunu da konfor aynı. Böyle demeyin arkadaşlar araç yeni olduğu için gerek konforda gerek performansta Alabileceğiniz en iyi performansları alacaksınız. Yeni her zaman yenidir. Bir sonraki neden ise muayene arkadaşlar. Sıfır aldığınız araçta Muayenesi 2 yıl sonra ama ikinci el aldığınız araçta Aracın muayene tarihine göre 3 ay 5 ay 1 yıl sonra Muayene ortaya çıkmış oluyor. Muayeneye gittiğinizde ikinci elde karşınıza çıkacak kusurlar sıfır araçta minimum seviyede olacağı için muayeneden geçmesi çok daha rahat, çok daha kolay olacak. Bu da çok önemli bir mevzu. İkinci el araçları alırken, satarken fark edersiniz muayenesi yeni yapıldı diye açıklamalarda yazarlar. Bunun sebebi de hem gidip uğraşmak hem de orada çıkacak sorunları gidip tekrar yaptırmak gibi nedenlere yol açtığı için açıklama kısmına muayenesi yeni, 2 yıl muayenesi var gibi yazılar arkadaş. Son olarak söyleyeceğim sebep ise arkadaşlar aracın satışı. Şimdi satış diyeceksiniz. Daha arabayı almadık nasıl satacağız? Arkadaşlar e, araba alırken aslında dikkat edeceğimiz konulardan bir tanesi de satışıdır. Tamam kendimiz bineceğiz ama satışında düşünmemiz lazım. Şöyle düşünelim. Sıfır bir araç aldık. Kullandık 5 yıl. 5 yılda ortalama yıl olarak 20.000 kilometre yaptığımızı farz edelim. 5 yılda 100.000 kilometre yapmış olduk. 100 bin kilometredeki aracın satışıyla 150 bin, 200 binde aldığımız aracı 5 yıl binip 250 bine çıkarıp 250 binde satılacak olan araçta tabii ki bir olmayacaktır. 100 bindeki aracın satışı daha rahat, daha kolay olacaktır. Biliyorsunuz arkadaşlar ikinci el araç alırken fiyattan sonra ilk olarak baktığımız şey aracın kilometresi. Aracın kilometresi ne kadar düşük olursa satarken avantajlı olacak. Düşünün biz ortalama yılda 20 bin kilometre dedik. E 20 bin değil de siz 10 bin kilometre yaparsınız. 5 yılda 50 bin kilometre yapmış olacaksınız. 50 bin kilometredeki aracı da satmaya karar verdiğinizde havada karada her türlü satarsınız. Yani sıfır araç aldığınızda ikinci el araç aldığınız gibi hemen satabilir miyim satamaz mıyım gibi bir derdiniz olmuyor. Bu sebep de sıfır araç aldıracak sebeplerden bir diğeri arkadaşlar. Böylelikle videonun sonuna geldik. Eğer sıfır araç almamıza sevk edecek sebeplerden sizin eklemeniz istediğiniz bir şeyler varsa yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğeni yapmayı, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda, bir sonraki içerikte diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.